Ve bize bugünkü uygulama dersini bizzat gösteren değerli iki dostum var. Bunlardan birincisi Urşit Kocagül'le, diğeri Sedat Kocagül'le. Harbiden doldum yani. Bir de üstelik hastayız yani. Tam da iyileşmedik. Ben aslında şu anda bu videoyu çekiyorum ama önümü görüyorum vallahi. Hiç yapmayın. Kızmayın bana. Gayet de iyi görebiliyorum. Çünkü takkenin arasındaki küçük gözeneklerden yolu görebiliyorum arkadaşlar. Şöyle kulaklarım falan biraz ısınsın. İşte dediğimiz gibi yani kar, kış, soğuk, yağmur, çamur falan işte bizi etkilemiyor. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bu yaptığımız için ileride meyvelerini, bu işi sevenler ve bu taş işine merak salan arkadaşlar, bir şey yapmak isteyen arkadaşlar mutlaka bu işin meyvelerini yiyecekler inşallah. Sedat Kocagül'le kanalını takip edin. Eğer kanalımızı seviyorsanız bir nebze bize destek olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar dağda ne yenir? Benim aklıma şu geldi. Taze sarımsak. Lavaş. Nasıl olsa dağdayız yani, ağzımız da kokmaz. Bu adam böyle şeyler buluyorlar. Gördüğünüz gibi. Bu taşlar harika. Başka hiçbir yerde bu taşları bulamazsınız. Bu adamlar nereden buluyorsa. Şans mı diyelim artık? Yoksa taşlar mı gitmek istiyorlar? Var mı yani ayrılık? Adamlar ne yapıyor? Ama soğuk olması önemli değil. Önemli olan bizim için bu dağların böyle boş olması. Burada insan yapısı sadece şu gördüğünüz yol var. Onun haricinde her şey. İşte tam benim aradığım, en sevdiğim şey. Bu yerler arkadaşlar. İşte ben buraların